Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'la diyalog kanallarının açık kalmasının en samimi temennisi olduğunu söyledi. Savunma Bakanları toplantısı için Gürcistan'da bulunan Bakan Akar, toplantı sonrası Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunları değerlendirdi. Gürcistan'ın Tel Aviv kentinde Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Savunma Bakanları toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la Azerbaycanlı ve Gürcü mevkidaşları Zakir Hasanov ve Juhanşer Burçuladze toplantı sonunda üçlü görüşme sonuç bildirgesi imzaladı. Ortak basın toplantısında üçlü işbirliğinin bölgenin güvenlik, barış ve istikrarı açısından önem taşıdığı vurgulandı. Ülkelerimiz arasında, bu üç ülke arasındaki ilişkilerimizin her geçenin gelişeceğine, gelişmekte olduğunu görüyoruz. Memnuniyetle bunu müşahede ediyoruz. Bu sadece ülkelerimiz için değil, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye için değil, aynı zamanda bölgedeki diğer ülkeler için de örnek olması temenni ediyoruz. Hulusi Akar, üçlü görüşme sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Akar, Yunanistan'la yaşanan sorunların çözümünde uluslararası hukuka vurgu yaptı, sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz, dedi. Milli Savunma Bakanı bir gazetecinin Nautical Geo araştırma gemisinin Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal etme teşebbüsüne ilişkin sorusuna da cevap verdi. Yunanistan'ın taciz ve ihlallerini ısrarla sürdürdüğünü belirten Bakan Akar, bölgede herhangi bir oldu bittiye izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Hulusi Akar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki istişari ve güven artırıcı görüşmelerle NATO karargahındaki ayrıştırma usulleri toplantılarını da diyaloğun geliştirilmesi için birer fırsat olarak nitelendirdi.